Selam. Temel dikiş tekniklerinde ilk dersimizde buluştuk. Hi. Today we are going to learn very basic hand sewing stitching technique. Çeşitli dikiş tekniklerimiz var. We have very different kind of sewing techniques. Ve bunların hepsi elde yapılıyor. These are all handmade. Bugünkü ilk dersimizde teyel şu kısmı göstereceğim size. Today we are going to learn first line, very basic stitching technique. Sizin de böyle bir örnek beziniz olursa ileride hatırlamanızı kolaylaştıracaktır. I recommend you to have a sample tissue for you in order to remember your techniques very easily. Böyle bir bez aldığınızda şuradan ip çekip bir hat oluşturabilirsiniz. İlk öğrenenler düz gitmekte zorlanabilir. Bu onların işini kolaylaştıracaktır. When you have a sample tissue like this, if you remove some thread from your sample tissue, it will make a perpendicular, very beautiful line. As a beginner, it sometimes may be hard to follow a very strict line and it will help you to stitch more orderly if you remove a thread from your sample tissue. Çekimde daha iyi gözükmesi için ben kalın bir ip tercih ettim. İpimiz kalın olduğu için iğnemiz de ona göre oldu. Daha iri gözlü bir iğne. For video, in order for you to see very easily, I choose a very thick thread. But you can choose a different size of threads. But your needle should be according to your thread. Şimdi ilk olarak ipimize düğüm atıyoruz. First, we are going to make a knot at the end of our thread. Şu şekilde. Like this. Evet. Bu teknik sayesinde makinede dikmeden öncesinde ürünlerimizi görebiliriz. With this technique, before we use sewing machine, we can use our stitches on our dresses. For example, if you make a dress for someone, you can use this stitching technique for rehearsal before you go to the sewing machine. Çünkü bu sayede kolayca sökebiliyoruz. Because with this stitch you can easily remove the stitches and you can change your stitch technique or the size or anything you want to change. Bu işlemi yaparken, teyel işlemini yaparken aralıkların düzgün, eşit olmasına bakıyoruz. Hattımızın düzgün gitmesine bakıyoruz. With this technique it is very important to have equal size and equal spaces between each stitch. Ve arka zeminde de aynı şekilde gittiğini görebiliriz. At the back of the sample tissue you can see it will continue as the same as in front. Aynı zamanda büzgü işlemlerinde de bu tekniği kullanabiliriz şu şekil. And you can do this with this stitching technique. Like this. Evet. Oldukça kolay ve çok kullanılan bir tekniktir. It's a very easy and very frequently used technique. Belli bir aralıkta batıyoruz. Arkamızdaki iğne alt kısımda da aynı şekilde boşluğunu veriyoruz. You can see the needle as a stitch before ve you take the thread. Bu şekilde çekiyoruz. And doing this. Kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. See you in our next video. Goodbye.